Kişilik bozuklukları toplumun her kesiminde görülebilir. Bu kişilik bozuklukları paranoid, şizoid, şizotipal, antisosyal, narsistik, sınır kişilik gibi olabilir. Fakat işlerinde en önemlileri paranoid ve antisosyal kişilik özellikleridir. Paranoid kişi her zaman alıngan, kingüden ve etrafındakileri suçlayan bir kişilik yapısındadır. Bu kişiler işlerinde başarılı olabilirler. Fakat kişilik bozuklukları nedeniyle çoğu insanlarla çatışma halindedirler. Diğer bir e, en önemli kişilik bozukluğu ise antisosyal kişilik bozukluğudur. Antisosyal kişilik bozuklukları bütün medyada, gazetede çıkan haberlere konu olan kişiliklerin en başında gelir. Bunların kişilik özellikleri şunlardır. Yalan söyleme, hırsızlık, gaz karşı cinse olan e, ilgi, çocuklarına bakmama, borçlarını ödememe ve hırsızlık, yalancılık, e, yasa dışı işler. Bütün bunlar antisosyal kişilerin özelliklerinden başlıcalarıdır. Kısaca, antisosyal kişilikler toplumun içinde çok yaygındır. Ve bunların çoğu da cezaevine girerek zaten cezalandırılmaktadırlar. Antisosyal kişilikler kendilerine göre çok sevimli ve dışarıdan çok yakın olarak görülebilirler. Onun için antisosyal kişilik özelliklerini tanımak neredeyse imkansızdır. Bu kişiler kurbanlarını kandırarak ve yalancı sahte isimlerle kullanarak ve her türlü çıkarı kendilerine mal ederler. Yani kısaca bunlarda vicdan duygusu gelişmemiştir. Küçük yaşlarda kedilere eziyet etmek, yangın çıkarmak, kavga çıkarmak bu çocuğun ileride antisosyal bir kişi olacağı habercisi olabilir. Onun için kendimizi antisosyal kişilerden korumalıyız ama bunu nasıl koruyacağımızı biz de bilmiyoruz.